How are you kısmına kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Moving on, what's new with you? Devam edersek sende ne var ne yok? Cevap veriyor mesela B şahsı. Nothing really, I'm between jobs. Değişen bir şey yok, iş arıyorum. Veya I've just been busy with work. İşimle meşguldüm. Diğer ifademiz how are things? How are things going ya da? It's been a while. Ha, hayat nasıl gidiyor? Görüşmeyeli uzun zaman oldu. Great, cool, good veya I can't complain de diyebiliriz. Hangisini kullanırsanız kullanır arkadaşlar. Great, cool, good tek başına. I can't complain. Her şey yolunda çok şükür. Şikayetçi değilim anlamı taşır. I can't complain. Fakat e, Türkçe'yi çevirirken her şey yolunda çok şükür, halime şükür manalarına gelir. How is things? How are things'in eş anlamlısı. How is things? Hayat nasıl? Biraz silenge kaçıyor. How is things? Hayat nasıl? Great and yourself? Harika. Ya seninki? Evet. Şimdi bir de işte görüşmeyeli uzun zaman oldu. Uzun zamandır seni görmedim kalıplarımız var. Long time no see. It's been so long. It's been a while. Görüşmeyeli uzun zaman oldu. How is everything going? Her şey iyi durumum. Besides Tarkan, like what's new with you? Tarkan olayını geçelim. Sende ne var ne yok? Diyelim Tarkan'la alakalı konuşuyor iki arkadaş. Ve tekisi de diyor ki ya Tarkan'ı boş ver şimdi. Bakalım konumuza. What's new with you? Ya senden ne haber? İşlerin nasıl yani? Sende ne var ne yok? Şeklinde kalıbımızı kullanabiliriz. What's new video? Güzel bir kalıp. Evet. Hande ne diyor burada mesela? How was your weekend? Hafta sonu nasıldı? Caroline ne diyor burada? Just chilling out. Öylesine takıldım. Öylesine takılıyorum. What is shaking? What is shaking de güzel bir kalıbımız arkadaşlar. What is shaking? Ne var ne yok? Nasılsın? Nasıl gidiyor? Manalarına gelir. Evet. Diğer bir ifademiz. How is it hanging? Nasıl gidiyor işler? O bir eşahsılığımız ne diyor burada? Just hanging out. Takılıyorum. Öylesine işte. Öylesine oyalanıyorum. Geziyorum yani. Takılıyorum. Bir şey yaptığım yok. Manasına gelir. What's going on video? Neler yapıyorsun? Neler oluyor? Manasına geliyor. Şimdi şuradaki video kalıbına atarsak arkadaşlar. What's going on? Ee, ...neler oluyor manasına gelir. Ama video ile kullanıldığı için... ...what's going on video... ...neler yapıyorsun, nasılsın manasına gelir. Cevaben de mesela... ...not much, hiç... ...nothing much, hiç işte gibi. Not a lot, pek bir şey yok. Just meeting my friends for lunch. yemeği için arkadaşlarımla buluşuyorum. Same old, same old. Aynı tas, aynı hamam. Hep aynı şeyler. Veya... Nothing. I am just tired. Nothing. I am just tired. Yok bir şey. Sadece yorgunum şeklinde kalıbımızı kullanabiliriz. Diğer örneklerimize geçelim. Diğer örneğimiz de burada. How has your been? How has your day been? Bu da günün nasıl geçti anlamındadır. How has your day been? Same old, same old. Hayat bildiğin gibi. Aynı yani değişen bir şey yok. How are you holding up? Bu da güzel bir kalıptır arkadaşlar. How are you holding up? Nasıl oldun? Toparlandın mı? Atlatabildin mi? Özellikle birisi hastalık geçirdikten sonra veya zor bir problemle karşı karşıya kalırken bu durumlarda bununla ilgili nasıl olduğunu arkadaşımıza sorarız. Evet. Özellikle hastalıktan sonra yani. Evet, you'ya alternatiflerimizi öğrendik arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini bir arada görelim. Another way of saying how are you? Nasılsın demenin diğer yolları. Birinci kalıbımız neydi? En çok kullanılan kalıp how are you deyin, Nasılsın? What's up? What's up? How is it going? All right. How you been? How are things? veya how are things going? What is shaking? How is it hanging? What's going on with you? What's cracking? How is things? Evet, bunlar belli başlı nasılsına ifade olarak kullanabileceğimiz kelime cümle yapılarımız arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Take it easy.